Kız anneleri buraya bu videoya. ya? <laughs> Toplumumuzda da böyle bir şey olur değil mi? Hani mesela davul bile dengi dengine. Aslında bu laf çok kullanılır ama çok da yaralayıcıdır yani. Böyle de olabilir. Bu çok ayıp bir şey. Bu gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Kazanılmamış <laughs> paranın bir yası tutuluyor. Evet yası yani tutuluyor. Burada bir bilinç altında evet korklar geçiyor diyebiliriz. Bu damada yapılacak çok büyük bir hakaret gibidir. Çok üzülüyorum, çok kırılıyorum. Bana saygı duymanı beklerim hep ben. Ben diliyle birazcık daha yumuşatabiliriz. Empati yapmasını da evet. sağlayabiliriz değil mi? Bu öfkenin nedeni ne? Bu korkunun nedeni ne diye baktığımızda hikayenin hikayesine ulaşmış oluruz. Merhaba değerli izleyiciler, Gelin Kaynan'a YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bizler gelin kayınvalideyiz, aile danışmanıyız. Hayatın içinden olayları hem vakaları sizlerle paylaşıyoruz. Bugün yokuş yukarı yıllar dediğimiz o ilk zamanlar, o zorlu zamanlardan yine bir hikayeyle beraberiz. Evet, sevgili Damla ve Mete'nin hikayesi değil mi bugün evet. anlatacağımız? Evet. Evet, bir gelecek kaygısı olan kız annesi. Hı. Kız anneleri buraya bu ya. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Damla ve Mete birbirlerine aşık oluyorlar ve Hı. evlenme kararı alıyorlar. Şimdi Mete'nin e, müzik öğretmeni ancak bir devlette çalışmak ya da bir özel özel sektörde bir öğretmenlik yapmak gibi bir hayali yok. Onun hayali hmm. bizim gibi daha büyük. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ne o? Böyle ünlü bir beste yapmak ya da ünlü e, bir bestekar olmak, besteler yapmak. Besteler yapmak böyle bir hayali var. Tabii hmm. de bunun için emek gerekiyor, zaman gerekiyor, çok çalışmak gerekiyor. Hmm şimdi evi geçindirebiliyor. Geçindirebilecek kadar para kazanıyor. Ancak böyle lüks yaşama gibi bir e, imkan tabii sunamıyor. Tek Damman'ın annesi de bu durumdan e, şikayetçi. Çünkü onun babası e, Dede eee Asker olacak aslında ancak askerliğini yarıda bırakıyor okulunu. Askeri okulu terk ediyor. Terk ediyor. Kendi yani, hayallerinin peşinden gideceğim aynı diye. Aynı damadı gibi. Onu görüyor evet. <laughs> o ilk, o yarasına dokunuyor aslında damadını o hikayeyi görüyor. Bir de Damla öğretim görevlisi olmak üzere yüksek lisans yapıyor. Çalışkan da bir Şimdi öğrenci. Şimdi toplumumuzda da böyle bir şey olur değil mi? Hani Hı -hı. mesela... E Davul bile dengi dengine. Aslında hmm. bu laf çok kullanılır ama çok hmm. da yaralıyıcıdır yani. Böyle de olabilir. <laughs> hani üstte görüyor daha kızını. Daha iyilerine layık. Yani şöyle bir devlet <laughs> memuru olsaydı hani. Bir mühendis olsaydı. Bir doktor olsaydı. <laughs> Aşık olmuş bir çiftten bahsediyoruz ya. Sevmişler. Gönüllerini birbirlerine vermişler. Ve mutlu da bir çift bunlar. Yani böyle sıkıntıdan ötürü annelerine gidip de çözüm arayan bir çift de değil. Kendi kendilerine yetebiliyorlar. Üstelik Mete kendi kazancıyla eşinin yüksek lisans yapmasını destekliyor ve evini geçindiriyor. Ama burada kızın annesinin bir kaygısı var. Kaygısı var. Yani gelecek endişesi var. Hatta o kadar şey ki çocuk yapmalarını kesinlikle istemiyor. Bir gün bu evlilik bitecek. En azından çocuklar rezil olmasın diyor. Kızını sürekli dolduruşa getiriyor. Bu çok ayıp bir şey. <laughs> gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Yani buradaki bu kaygının arkasındaki hikayeyi evet az önce anlattık. Ee, bir daha önce zor yıllar geçirilmiş bir çocukluk yılları var. Ama bu hikayenin devamını biliyoruz değil mi? Damla'nın babası da bir işkolik. Evet. Yani ailesinin yaşantısı için kendisini feda eden bir baba rolü görüyoruz hı hı. ama babayla çok fazla vakit de geçiremiyor Damla. Evet. Yani bir de şöyle bir şey var bak şey Manurcuğum evde bu dedenin ee, konusu çok konuşulmuş, hikaye olarak çok konuşulmuş. Sanki enerji olarak da sanki o çekilmiş. Çekilmiş doğru. Farkında mısın? Yani aslına altından evet. bakarsan şeyi anlamıyor. Yani olumsuzdur. Bu sensin, odur diye anlamıyor. Hep ben diye Hı -hı. anlıyor orada. Ee, Dediğim yaz var. Eş, şu, şu ne olacaktım, şu rütbede olacaktım. Hı. Şu kaç sene çalıştım, maaşım hı hı. şu kadar olurdu. İşte hı hı. şunları yapardım. Yani o o zaman da olunmamış rütbenin, kazanılmamış paranın bir yası tutuluyor. Evet, yas yani tutuluyor. Burada bir bilinç altında evet kodlar geçiyor diyebiliriz. Ben olabilir bir de idealinden, idealinin peşinden giden birisi hı hı. E, ne yapmış oluyor, riske girmiş oluyor ve kendi hayatıyla ilgili bir girişimde bulunmuş oluyor. Öyle hı hı. değil mi? Ya bu arada bu girişimciliği biz destekliyoruz. Yani bu da kötü evet. bir şey değil. Bu çok güzel bir şey. Yani hayatını o şekilde devam ettiremeyeceğini karar hı hı. veriyor ve bu riske girmiş birisi. E peki İdealini gerçekleştirebilmiş olsaydı, başarabilmiş olsaydı alkışlanacaktı değil mi? Evet. Ama bu yine alkışı hak eden bir durum. Evet. Çünkü kolayı değil. İdealinin peşinden gitmeyi tercih etmiş. Ha şimdi Metin'in şöyle annesinden siz de yardım edin de ben hayalinin peşinden gidelim de demiyor. Evet. Ya burada en azından şimdi kayınvalidelere bir şey yapmış olur hmm. mu? Bir kız annesi olarak da değil hmm. mi anne sen? Yani sevgili kız annesi bu damada yapılacak çok büyük bir hakaret gibidir. Yani Kızınızın seçtiği damadınıza seçtiği bir evlilik gerçekleşmiş. Burada sanki kızınız için en iyisini düşünüyormuş gibi yaptığınız bu hareket aslında iktidardan iktidarı bırakmamak gibi bir şeye benziyor. Sanki bütün bunların konuşuluyor olması kabul edilebilir bir şey değil. Her ne olursa olsun yeni bir evlilik gerçekleştiğinde yani. Bizim çocuklarımız, evlatlarımız evlendiği zaman kök aileden boşanmış olmalı. Evet. Yani, bu da çok yanlış anlaşılıyor. Şimdi bazen te tepkilerde görüyoruz. Özellikle sosyal medyada paylaştığımızda ne demek gerçekten boşanmak? Yani bu tamamen kopmak, hiç aramamak demek mi? Nedir? Yani bunun dengesi nedir? Yeni bir aile kuruluyor. Artık yeni ailenin öznesi bir karı koca var. Diğer ailenin Evladı, buranın karı ve kocası. Öncelik olarak ne diyoruz? Öncelik karının kocasıdır, kocanın da karısıdır. Ve fikir olarak, karar olarak, onlar o evdeki kararları vermekle mükelleftir. Anne babaya sorduklarında elbette onlar yavruları için fikirlerini söylerler ama sorulmadıktan sonra bu konuda aldıkları kararları desteklemekten başka bir şey. Bize yakışmaz. Bir saygı duymak aslında gerekiyor. Evet saygı duymak gerekir. Yani burada e, a, sizin haliniz ne olacak? Yani bu bir e, vah, hayalden vah. ibaret. Bu gerçekten bir müdahaledir. Sınır ihlalidir. Evet. Ve e, annenin oradaki saygınlığını da oradan azaltır. Hikayenin devamını bildiğim için hı hı. E, Damla kayınvalidesiyle iyi geçiniyor ama. Değil Şimdi kayınvalidesi. Tabii ki de bu durumları anlıyor daha böyle bilge bir kadın demek ki onu sarıp sarmalıyor şimdi kayınvalideyle gelin orada bir yakınlaşmaya başlıyor doğal olarak hı hı. şimdi kızın annesi de bu durumu çok kızıyor daha hı hı. böyle başka bir problem olarak görüyor kıskanmaya başlıyor e şimdi burada zaten içici bir e, rolü benimsemiş. Evet karışıyor hı hı. ve kızının da sürekli onu o şey cümleleri duymaktan sıkılmış olmasını hesaba katamıyor belki ama kayınvalidesiyle daha keyifli zaman geçirebilmesi, hayalleri destekleyen, onun yanında duran ve anın keyfini çıkaran bir anne daha var. Tercihen onunla beraber olmayı da daha çok belki istiyor e, sevgili Damla. Ama burada da rekabet duygusu uyandırıyor hı hı. belki. Ya yani burada sanki senin o e, kızlar için bir şey söylemen gerekiyor gibi evet, şimdi şeyim var. Evet gelinlere bana <laughs> gelinlere ya da kızlara. Şimdi eşimizle olan iletişimimiz burada çok değerli. Yani Hı -hı. eşimizle işte e, anne bu benim Hı -hı. annem. Yani onu değiştiremem. Evet Hı -hı. annemle konuşa konuşabilmeliyim de Ay, evet. zor durumda kalıyorum. E, çok üzülüyorum, çok e, kırılıyorum. E, benim bana saygı duymanı beklerim. Hep ben ben diliyle birazcık daha yumuşatabiliriz. Eşimiza da işte anne annemi değiştiremem ve annemi seçme hakkım da yok. Ya bu benim annem bu şekilde. Sen bana yardımcı olmak ister misin? Benim mücadelem yani bu bu duruma. çünkü seninle bir problem yaşasam bu sefer ben hem seninle aram açılacak hem zaten annemle biliyorsun hı hı. E, zor durumda. yani burada eşimi yanıma çekerekten beni anlamasını e, sağlayabilirim. Evet. Burada annemizin hikayesini anlatarak eşimizin Bağ kurmasına <laughs> empati yapmasını da evet. sağlayabiliriz, değil mi? Bir şeye kızdığımız zaman, bir insanı kızdığımız zaman aslında bizde şöyle bir alışkanlık olsa acaba bunun hikayesini? Evet. Bu kadar bunu sertleştiren, bu kadar bunu duyarlı hale getiren, duygularının himayesi altında yaşamasını sağlayan ne? Bu öfkenin nedeni ne? Bu korkunun nedeni ne diye baktığımızda hikayenin hikayesine ulaşmış oluruz. Esasında bütün sorunlar çözümlerle yan yanadır. Sorunu aslında tanımlarsan çözüme de o kadar yaklaşırsın. Öyle değil mi? Empati de buradan geçiyor aslına evet. bakarsak. Şimdi bu artık hem hikayeleri gördükçe, vakaları gördükçe benim de böyle bir bakış açım olmaya başladı. <laughs> bir toplu alanda böyle kendini göstermeye çalışan bir insan gördüğümde Acaba diyorum çocukken çok mu ezildi? Hı hı. Yani bu öfkenin sebebine, Yani o çocukluğun içindeki o yaralı çocuk mu zıpladı şu anda? Çünkü hı hı. onun bir geçmişi var, bir yaşanmışlıkları var, bir duygusu var, bir ezikliği var. Hı hı. Hani bu kurban, kurtarıcı ve zor bir hikayeleri hı hı. var ya aslında hı hı. o rollerimiz değişiyor zamanla. Hı hı. Oradaki hikayeyi e, tahminlerde bulunurum. Evet çok güzel. <laughs> çok güzel. Bu çok değerli ve kıymetli bir hikayeydi e aslına bakarsan biraz kurguladık ama evet. e bize gelen makalardan derlediğimiz bir hikaye. Tabii ki hayali evet. e isimler kullandık. E sevgili Damla ve Mete üzerinden lütfen kız anneleri damadınızı sarıp sarmalayın. Oğlan anneleri siz de gelininizi geliniz oğlunuzdan ayrı değildir, damadınız da kızınızdan ayrı değildir. Onlar bir bütündür. Bütün olarak gördüğümüzde o bütünün yarısı kötü, yarısı iyi diyemeyiz. Annelik bunu gerektirir. Evet. Hepsi ve daha fazlası. Gelin kaynana devrimi. <laughs> evet. Emek verdik, yazdık değil mi? Evet. Hem Türkiye'de Gelin Kaynana'nın yazdığı ilk kitap. Evet. Bir kalemi paylaştık, öyle kolay da olmadı kolay oldu. <gülüyor> 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 yok bu Ama... cümleyi yaz. Hadi canım. Sen de. <laughs> Bak şimdi kameralar <laughs> vardı <diye> şey yok. <laughs> ya, ya şöyle biraz ben kapris yaptım. Biraz şey Manur karpis yaptım. Ama en çok ben mi yaptım? Ne yaptım? <gülüyor> <gülüyor> İçindeki küçük çocuk. <laughs> çok Çokça zıpladı kitap yazarken. Evet. Olabilir karşılıklı. Evet. İlk de yazdık. Evet. Tebrik ederim. <laughs> evet. Siz ne diyorsunuz değerli izleyiciler? Damla ile Mete. Damla ile Mete. Evet. Size nasıl duygular uyandırdı? Evet lütfen yorumlarınız bizim için çok değerli. Bizler sevgi uzmanlarıyız. Dünyaya <laughs> sevgiye mayalamaya geldik. Bunu görev olarak edindik. Siz de eğer videoyu beğendiyseniz başkaları da paylaşabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.